bütün kayıtları kati olarak toprağa indirdik ve doğal dünyanın külzi kapılarını toprağa tohum diye kattık. İnsansılara ilim öğrettik. İnsansılara hakkı, hakikati dillettik. Ve toprağa tohum olup indirdiklerimizi güçlendirdik. Elin Allah ilmi olduğu, yolun kült olduğu, muktedir olanın tohum olduğu bir dünya kodlaması yaptık. En ve boydan ibaret olmayanlarla burada bu yoğunlaşmayı sağladık. Bilaletin tahtına ilmi oturttuk. Heyetlerin hepsini kelamla, kalemle dinlettik ve doğanın gücünü kodlattık. Şüphesiz ilim hak ettiğimizdi. Şüphesiz insan hakkın kapısını bulabilecek olandı. Şüphesiz hakka varan hakikiyeti hak olan ve tahditli olmayan mutlakiyeti kayda çekebilecek olandı. Bütün bunları bilip yaptık. Kurtuluş kalemi olduk. Bütün kültlerin türevlendiği bir dirilikte kurtuluş kapısını kodladık ve İsra olanları o kapıya kattık. Hasat oldular. Hepsinin hasatını yaptık ve murat, mutlak kelam ve muktedir olan, sonsuz sır olan, hakkın kapısı olan oldu. Dünden dünlere vardık. Karanlık kaydını yapanı kalemle dilledik, ağırı hafifletsin, yaşama hak etsin diye düzeni kodlattık. Bütüne hizmetçiydi olan ve oğullarını kayıtladık. Ekmeğini yoğurduk, yüreğine kodladık. Dünyanın sultanlığında sınırları kaldırdık. Başkanlık diliyle görev taşıttık. Cennetin cevhi kelamı olduk. Cevhi kalemi olduk. Ve o cevhi kelam, o cevhi kalem kulluk kaynağında şavk oldu. Sevgiyle hepsini kucakladık. Maya tuttu canlılar. Şu ana kadar şak, şevk ve hak olan dirilik itibarlı olanlara idrak olarak kayıtlandı. Artık onlar idrak halinde olacaklar ve onlar mutlak olarak her şeyi anlayacaklar. Muhammi kapıların türevlendiği bir dirilikte şavk olacaklar. Yazar çizer olacaklar ve tohum olacaklar. Dönem sonları hepimiz için öz görevdi. Bu dönem insanlık türevlerinin kodlanacağı bir güç kodu haline dönüşecek. Öyle bir doğa oluşacak ki doğayı hak etmeyen doğaya kalem olmayacak. Ama doğayı kodlayıp da hak eden doğanın kültü olacak. Görün dünyada neler olacak. Görün. Önemlidir bu. Çok önemlidir. Güneş doğacak yarına. Güneş doğacak yağmur ilmiyle kodlanan her ana. Güneş doğacak mutlak kullukla kayda inene ve dünyanın sıkıntıları aşılacak. Bu güneş ilim güneşi olacak. Bu güneş şavkın, şevkin kelamı olanın öksüz olmayan yarını olacak. Dünya sıla özlemini artık sonlandıracak. Her şeyin her sesle olduğu bilinecek. Ve deve kalkacak. O deve İsra olan, hak olan, tahdidsiz olan ilme yol olacak. Ve dünden daha öte dünlerde kürzi kapıları, kürzi kayıtları koruyamayanların hepsi kontrol edici olacaklar ve o kayıtlar kodlanacak, korunacak, o kapılar mukaddime olan ilimle tohum olacak her ana. Kaç doğa yaşam sahası oluşacak bilseniz bu planette. Her bir planet muradımız olan, mukaddime olan ve tohum olan irade olacak. İnsanlık iradesi olacak oralarda. Ve dünyanın sıkıntıları aşılacak. İyi anlayın ki dünyanın sıkıntıları çok 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 çoktur ama
mutlaka ama mutlaka bu sıkıntılar artık aşılacak. Aşacak gücünüz var canlarım. Aşın. Ama şavkınızı, şevkinizi kodlayıp aşın. Dünyanın Seyfullah sırrı olan ilminden öteye isra olup ulaşın. En ve boydan ibaret olmayın. Hikayedir yaşam, insan isra değilse. Hikayedir yaşam, insan siyaha boyanmamışsa. Hikayedir yaşam, yağmurun yağması imkanı yoksa. Hikayedir de artık hikayeden öte bir gerçekliğe ulaşılacak. Deyin ki ben yolum. Deyin ki ben kök siyahlıktayım. Deyin ki ben ruhsuz olmayanım. Deyin ki ben murad edilen, mutlak olan ve hologram ötesi olan şafağım. Ben bir dünyayım. Bunu deyin canlarım. Ben bir dünyayım ve bu dünya mukaddes kitap olan ilim kelamıyla toprak olmuş, tohum olmuş, yoğun ışık olmuş ve kervan olmuştur. Heyetlerin hepsi iyi anlasınlar ki planetin tek ilmi İsra'dır.